Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Ölüm nereden geliyor? E gerçekten e, çok farklı ve mükemmel bir sual. Şimdi hayat madem ki veriliyor, öyleyse ölüm de veriliyor. Demek ki ölüm bir yerden bize gönderiliyor. O halde ölümü veren Allah'tır. Yani hayatı veren kim ise hayatı bizden alıp ölümü veren de yine o zattır. Evet, mevt yalnız tahrip ve sönmek veya yok olmak değildir ki sebeplere verilsin. Veya tabiat veya kendi kendine olduğu söylensin. Aksine nasıl bir tohum zahiren çürüyor fakat gerçekte bir sümbülün hayatına ve yoğurmasına yani cüz'i tohumluk hayatından külli sümbül hayatına geçiyor. Çekirdeklik halinden ağaçlık haline inkılap ediyor. Aynen bunun gibi ölüm de görünüşte bir yok olma, bir dağılma, bir parçalanma gibi göründüğü halde hakikatte ve gerçekte insan için hayatı bakiye ünvan ve mukaddeme ve mevde oluyor. Demek ki Hayatı veren ve idare eden kadiri mutlak yine ölümü dahi o veriyor ve o icat ediyor. Yani hayatın bize kim tarafından verildiğini iyi idrak edersek ölümün de aynı o zat tarafından geldiğini net bir şekilde göreceğiz. Ancak unutmayalım ki ölüm kesinlikle yokluk ve idam değildir. Hayatın verilmesi nasıl bir nimet ise ölümün de bize verilmesi bir nimettir. Dünya hayatından berzah alemine, ahiret alemlerine geçmenin adıdır. Allahu Teala anne rahminden dünya hayatına bizleri gönderdiği gibi ve buna biz doğum dediğimiz gibi dünya hayatında vazifesi bitenlerin ahiret hayatına intikalleri ve geçmeleri de ölümdür ve biz buna ölüm diyoruz. Adı ölüm yani. Yoksa manası kesinlikle yokluk ve idam değildir. Başka bir aleme göçmenin uğurlamanın adıdır yani tabiri caizse. Özetle hayatı veren de ölümü veren de Allah'tır. Yuhyi ve yumit yani hayatı veren odur, ölümü veren odur. İkisinin de sahibi Allah'tır. Hayatı verdiğindeki tavır ve davranışlarımız neyse, ölümü verdiğindeki tavır ve davranışlarımız da aynı olmalı ona şükür ve hamd etmeliyiz